Merhaba arkadaşlar, ismim Erol Mesut Gün. Kitabın e, yazarıyım ve e, size e, web tasarımı konusunda HTML, JavaScript ve CSS'in birlikte anlatıldığı kitapta e, bazı şeyler aktarmıştık. E, şimdi bunların bazılarının, hepsinin olmasa da birçok birçoğunun e, eğitimini, daha doğrusu nasıl uygulandığını göreceğiz. E, kitaba mümkün oldukça sağlık kalmaya çalışacağız ama bu demek değildir ki hepsini birebir anlatabileceğiz. Tabii ki takdir ederseniz ki e, zaman ve kısıtlardan dolayı, de, e, diğer kısıtlardan dolayı e, üzerinden hızlıca geçeceğiz. E, kitapta önce <laughs> e, bazı teorik kısımlardan bahsediliyor. Bu kısımları e, okuyarak aşina olabileceğinizi, anlayabileceğinizi varsayaraktan e, hemen metin kısmına geçmek istiyorum. Metinle ilgili anlatabileceğimiz birçok şey var tabii ki ama en sık olarak kullandığımız şeyler neler? İşte mesela içerik gruplama etiketleri. öncelikle olarak isterseniz bir tane HTML sayfası oluşturmanın nasıl yapıldığını görelim. buraya geliyorum. Ben Sublime kullanıyorum editör olarak ve o operating system yani işletim sistemi olarak da Mac kullanıyorum. Ama siz eğer Windows kullanıyorsanız tavsiye ettiğim gibi Notepad++ kullanarak da aynısını yapabilirsiniz. burada yapacağımız ilk şey kitapta da bahsettiğimiz gibi ünlem işareti ve doc type ile başlamak. Doc type dedikten sonra HTML diyorum. Parantezimi kapatıyorum. Aynı şekilde HTML tagimle başladıktan sonra HTML tagimle kapatırsam bunun bir HTML sayfası olduğunu tarayıcıya bildireceğim. yaptığım şey save etmek. Burada save tuşuna basıyorum. Bana isim soruyor. İsim olarak diyelim ki codelab.html adını verdik. Masaüstüne save ediyorum, kaydediyorum. Kaydettikten sonra gördüğünüz gibi masaüstü klasörümde Hemen CodelabHTML'in oluştuğunu görmekteyiz. İki defa tıkladığınız zaman ya da böyle sürükleyip atarsanız sonucu görmektesiniz. Şu an için sadece boş bir HTML sayfası oluşturduk. Dolayısıyla herhangi bir şey görmüyoruz. Bunların içeriğini doldurmak için şimdi buraya gelelim ve klasik head-aç ve head-kapa komutlarıyla ve aynı şekilde body-aç ve body-kapa komutlarıyla öncelikli olarak iskeletimizi oluşturalım iskeletimizi oluşturduktan sonra tabi bunların hepsinin aynı sırada olması bir zaruret değil fakat e, görsel olarak olması tabii ki daha güzel. Save ettim. Yine sol tarafa gelip sayfamı güncellediğim zaman herhangi bir şeyin olmadığını biliyorum. Bunun da nedeni tabii ki şurada oluşturduğum taglerin sadece e, yani içerik kat, katacak bir şey olmadığını sadece yapısal şeyler olduklarını zaten kitapta da bahsetmiştik. Şimdi e, bilirsiniz ki tabii ki e, body tagi içerisinde Kullanılan, sıklıkla kullanılan ilk komutumuz paragraf komutu. Paragraf komutu e, normal yazı yazmamızı sağlıyordu. Diyelim ki sarı arka plan yazalım. Yine aşağıya gelip bir paragraf daha tag'i oluşturduktan sonra bunu da bu sefer içine mavi arka plan ya da ne olsun gri arka plan yazıyorum. E, kitaptaki örneğe sadık kalmaya çalışacağım. Yazdıktan sonra sol tarafı güncellediğim zaman gördüğünüz gibi siyah bir yazı beni karşıladı. E, Bunun e, stillendirmesi için e, CSS ile çalışabileceğimiz gibi aynı zamanda HTML kodların içinde de buralara gelip bir şeyler yazabiliyorduk. E, i̇sterseniz yukarıdaki sarı arka plan ya da şurayı beyaz arka plan diye bırakayım. Beyaz arka plan bıraktıktan sonra buranın gri arka plan olduğunu göstermek için şimdilik dediğim gibi işi basit tutmak için sadece e, HTML içerisindeki tasar, e, tasarım işleriyle uğraşalım. E, CSS'e ilerleyen derslere zaten gireceğiz. Ee, background color dedikten sonra burada yapabileceğimiz 3 tane yöntem vardı. Re i̇sim verebilirsiniz. Tıpkı burada gray diyebileceğiniz gibi. Save ettim. Sol tarafı güncellediğim zaman bakın arka planın gri olduğunu görmekteyim. Ee, bir diğer yöntem neydi? Hexadecimal sayı vermekti. İşte e, 16'lık sayı düzeninde aynı şekilde RGB kodlarıyla da renk verebiliyorduk. Ee, i̇lk uygulamamız bu, yani paragraf tanıtma. Ee, body ve HTML'de head kısımlarını tanıtarak e, İngilizce structure yani Türkçe karşılığı olarak yapısal kısmı e, oluşturmaktı. Bunu yaptıktan sonra e, bir başka örnek olarak head kısmından bahsedebilirim. Şimdi dikkat ederseniz şu ana kadar hep Türkçe karakterler kullan... Hiç Türkçe karakter kullanmadım ama mesela gri'yi böyle değil de I harfiyle yazıyor olsaydım Gerçi benim klavyem de tabi Türkçe değil. Mesela ö harfi koyalım bakalım olacak mı? Ö harfi kullandığınız zaman bakın görüyorsunuz burada enteresan bir e, işaret bizi karşılamakta Bunu yok etmek için bu head etiketin içerisine e, belirli komutlar bırakabiliyorduk. Bunun e, komutun ismi de meta charsetti. E, hemen kısaca ondan da bahsedeyim. Bu çünkü e, özellikle Türkçe internet sayfası yapan insanların en çok karşısına çıkan sorunlardan birisi. UTF-8 dedikten sonra meta charset'e eşit eşitleyip burada e, kapatırsak bu kısmı. Ve save edersek sol tarafı güncellediğimiz zaman artık Ö harfinin burada Türkçe'de kullandığımız şekliyle gözüktüğünü görmekteyiz. Ee, genel olarak bir ayrımdan bahsedecek olursak head kısmının daha tasarıma yönelik ya da e, meta denen İngilizce'de yani işin akışına, seyrine etki eden. Fakat body kısmı ise e, aslında ana yemeği e, ortaya koyduğumuz yani tasarımdan öte... Mesela burada beyaz arka plan yazdığımız için burada beyaz arka plan gözüküyor. Yani bu aslında yemeğin kendisi ama meta kısım ya da head kısmı dediğimiz kısım yani yukarısı kısım etkisini birebir göremediğimiz ama anca böyle dolaylı olarak yani indirekt olarak işte harflendirme, şekillendirme, resimlendirme, konumlandırma gibi şeyleri etkin kılabildiğimiz kısımda. Bunun haricinde bahsedebileceğim şeylerden bir diğeri de başlıklar. Başlıklar komutu kitapta da e, göreceğiniz gibi birçok başlık şeklimiz var ve bunlar e, önceden tanıtılmış H1 yani header 1 kısmı olabilir C gibi H1'den H6'ya e, giden e, büyüklükleri e, önceden tanımlanmış komutlar buraya gelip mesela ilk başlık yazalım bunu kopyaladıktan sonra aşağıya gelip Şöyle birkaç tane daha oluşturalım. Bu sefer bu H2 olsun. Bu H3 olsun. Bu da H4 olsun. Burayı 2 yaptım. Burayı 3 yaptım. Burayı 4 yaptım. Şunların da ismini ikinci, üçüncü ve dördüncü olarak vereyim. Evet, save sonra sol tarafı güncellersem. Bakın ilk başlığın İkinci başlığa oranla, üçüncü başlığa ve dördüncü başlığa oranla daha büyük olduğunu görmekteyiz. Aslında e, ters orantılı olarak yani sayısal oran yok ama e, sayısal derken 1-2'den e, iki kat büyük olduğu için iki kat daha küçük ya da büyüklük ilişkisi yok. Ama e, sıralama üzerinden 1-2'den büyük olduğu için ters orantıda da 1-2'den küçük olduğu için ama ters orantıda H1 daha büyük, daha önemli yani ilk sırada bir başlığın olduğunu gösterdiğin ikincinin ise işte ikincil gelen, üçüncünün üçüncül, dördüncünün dördüncül geldiğini e, tarayıcıya bildiriyorum. E, ve buna göre de gördüğünüz gibi sol tarafta daha önceden puntoları yani büyüklükleri belirtilmiş şekilde sayfaya bastırıyor. E, göstereceğim son komutta içerikle ilgili e, br ve hr komutları olsun. E, br ve hr komutları aslında e, görsel olarak... Şimdi BR İngilizce'de break olduğu için görsel olarak bu ikisinin arasına bir boşluk koydu. HR ise burada bir çizgi oluşturdu. E, Yeri geldiği zaman ana kısmı, yani mesela diyelim ki burada bir makale var. Yukarıdaki başlıktan sadece başlık olduğunu böyle kar, e, kalınlaştırıp ya da büyüttürerek değil, aynı zamanda bir çizgiyle de ayırmak istiyorsanız kullanabileceğiniz bir komuttu. E, i̇çeriye dair... Bunları söyleyebiliriz. Son bir tane daha şey ben bahsedecek olursak o da div komutu olabilir. Div komutu genel olarak etkisini göremediğimiz bir komut. Doğrudan ama e, dolaylı olaraksa görebildiğimiz bir komut. Div komutunu kullandığınız zaman mesela şurada diyelim ki dördüncü başlığımın altında küçük bir paragraf kısmı oluşturayım. Burası div alanı yazayım. E, paragrafımı kapatayım buradan. Şimdi buraya geldikten sonra şu paragrafın etrafına div yazıp yine bunu da kapatırsam ve divin içerisine buraya gelip style dedikten sonra diyelim ki mavi olsun. Save edelim. Sol tarafı güncelleyelim. Bakalım ne olacak. Pardon bu style tabi değil. Aynı zamanda kalır olacak. Bir anda hızlı konuşunca bunu hemen kaçırdık. Evet. Sağ tarafı güncelleyelim. Gördüğünüz gibi bu alanın mavi olduğunu görmekteyim. Şimdi div işi nasıl bir bize etki sağladı onu hemen konuşalım. Normalde siz burada style ve bir renklendirme belirttikten sonra div komutu aktif oluyor. Ve kapsadığı alan yani buradan başlayarak burada bitmek üzere arada olan kısmı değiştiriyor. Div niye önemli? İleride CSS ve JavaScript kısımlarında bu bölgeye direkt refere edebilmek için Mesela buraya Class diyeceğiz, işte ID diyeceğiz. Dolayısıyla direkt bu kısmı değiştir demek istediğimiz zaman oraya hedeflemek için kullanılan bir komut. Ee, ve gerçekten hani e, sayfaların bu e, basit görüntüsünden daha stili düzgün hale gelmesi için sıklıkla kullandığımız bir komut. E, bugünkü dersimizi daha doğrusu bu sayfaki, e, bu alanki dersimizi burada noktalayalım. Genel olarak e, içerik komutlarından bahsettik. Gruplamak için neler kullanıyoruz ve metine dair e, neler kullandığımızı konuştuk. Aynı zamanda biraz head komutundan, biraz da body komutundan bahsettik ve HTML sayfasının nasıl oluşturulduğunu söylemiş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi günler dilerim.